Merhaba, Evvel Zaman Sohbetlerine hoş geldiniz. Bugün size dünya tarihini değiştiren bir şey getirdim. Karabiber. Evet, karabiber dünya tarihini değiştirmiş bir üründür. Bizim şu anda son derece rahatlıkla sofralarımızda kullandığımız, hatta böyle israf ettiğimiz karabiberin aslında Amerika'nın keşfine yol açtığını biliyor muydunuz? Ya da dünyanın yuvarlak olduğunun ispatlanmasının karabibere borçlu olduğumuzu biliyor muydunuz? Karabiber sayesinde dünyanın bilinmeyen yöreleri bundan yaklaşık 500 sene önce keşfedilmeye başlandı. Karabiber 1400'lü yıllara kadar Avrupa'da neredeyse altın ve gümüş kadar değerliydi. Özellikle tane getirdim. Tane tane sayılıyordu ve nakit para yerine geçiyordu Orta Avrupa'da. 1400'lü yılların ortalarına kadar. Ağırlığı gümüşünkine eşdeğerdi. Kentler, devletler hesaplarını karabiber üzerine yapıyorlardı. Ciddi söylüyorum. Hatta arazi alımlarında veya arsa alımlarında, herhangi bir gayrimenkul alımında hesaplar tamamen karabiber üzerine yapılıyordu Avrupa'da. İngiltere'de 15. yüzyılda kiraların karabiberle ödendiğini biliyoruz. Gerçekten şaka yapmıyorum. Yurttaşlık hakkı satın alınıyordu Avrupa'da karabiberle. Hatta vergiler, gümrük vergileri ödeniyordu. Evlilik yıl dönümlerinde insanlar birbirlerine karabiber armağan ediyorlardı. Veya yılbaşı hediyesi olarak. Yoldan böyle çok zengin biri geçtiği zaman karabiber çuvalı gibi denirdi. Yani karabiber çuvalı demek çok zengin olduğunu belirtmek için kullanılan bir şeydi. Öyle ki sadece karabiber değil, diğer baharatlar da eczacı tartılarında tartılırdı ve herhangi bir tozu uçmasın, ziyan olmasın diye kapı pencereler kilitlenirdi. Sıkı sıkıya kapatılırdı. Aman ziyan olmasın. Bu kadar değerliydi karabiber. Borç olarak veriliyordu aynı şekilde. Bir de bakın Hindistan cevizi getirdim. Buradaki Hindistan cevizi yaklaşık 25 gram. Bunun yarısından azıyla yani 10 gram Hindistan ceviziyle 7 tane inek alabiliyordunuz Avrupa'da. Baharat başta karabiber olmak üzere diğerleri yani tarçın, karanfil, zencefil, Hindistan cevizi olağanüstü değerdeydi. Şatafatlı ziyafetler verdiği zaman zenginler böyle baharatlı yemekler sunmakla övünürlerdi. Çeyiz olarak kızlarını evlendirenler çeyiz olarak karabiber verirlerdi karşı tarafa. Evet gerçekten şaka yapmıyorum. Çünkü o sıralarda 1400'lü yılların ortalarına kadar karabiber Avrupa'da bulunmayan, son derece nadir bulunan çok pahalı bir üründü. Genel anlamda baharat. Ve bu baharat daha çok Hindistan, Güneydoğu Asya, bugünkü işte Endonezya, Filipinler, Malezya civarından çeşitli yollarla Avrupa'ya götürülüyordu ve Avrupa'ya gidene kadar yaklaşık 12 el değiştiriyordu. 12 el değiştirerek Avrupa'ya giden bu ürün, baharatlar, tabii ki takdir edersiniz ki, tahmin edersiniz ki sürekli üzerine fiyat konarak gidiyordu ve Avrupa'ya ulaştığı zaman da müthiş derecede pahalanıyordu. Özellikle Marco Polo'nun işte doğuya gidip doğuda yıllarını geçirdikten sonra, Avrupa'ya döndükten sonra bu baharatın nereden geldiği, ana vatanları keşfedilmişti Avrupa tarafından. Avrupa baharatla tanışana kadar tatsız, tuzsuz yemekler yiyorlardı açıkçası. Ve bu baharatı keşfettiler ve ondan sonra 12 tane bu aracıyı ortadan kaldırmak amacıyla doğrudan Hindistan'a ve baharat adaları dedikleri Sunda Adaları'na, bugünkü Malezya ve Filipinler adalarına başka bir yol arama gayretine girdiler. Yani aslında Christoph Kolomb Amerika'yı keşfederken ya da tabii ki bilmiyordu bildiğiniz gibi Amerika'yı keşfettiğini, Hindistan'a başka bir yol aramak için yola çıkmıştı. Aynı şekilde Vasco da Gama Hindistan'a ulaşırken, Magellan dünyanın çevresinde dolaşırken, aslında bu kaşifler, gezginler, tabii ki hayalleri vardı ve dünyanın içlerinde yuvarlak olduğuna inananlar, bunu ispatlamaya çalışanlar vardı. Fakat bu gezginleri finanse edenler, yani öncelikle Portekiz ve İspanyol kralları, yani hiç de böyle dünyayı daha iyi tanıyalım, işte dünyanın başka kıtalarını görelim,
amacında değildiler. Onların tek bir amacı vardı. Finanse ettikleri gezginlerin, onlara verdikleri filoları, bu gemileri Baharat Adaları'na kadar gidip tonlarca baharatla geri dönmelerini sağlamaktı. Yani amaç tamamen ticariydi. Bu amaçla Doğu Asya'daki, Güneydoğu Asya'daki birçok yerlinin yaşadığı adaları Avrupalılar 15. ve 16. yüzyıl boyunca, hatta 18. yüzyıla kadar devam ediyor bu, İşgal ettiler diyebiliriz. Çünkü orada bugün o dönemde Sunda Adaları, Sunda Takım Adaları dediğimiz, o dönemde Molük Adaları diyorlar Baharat Adalarına. Ya o kadar sıradan bir şey ki baharat, yani o kadar çok yetişiyor ki ve bu baharatların onlar için bir önemi yok. Ve yerliler de Avrupa uygarlığına göre oldukça geri oldukları için maalesef işte böyle bir aynayı ilk kez gördükleri ayna, işte ziller gibi böyle enteresan, tuhaf, önemsiz bizim için olan ürünler karşılığında birçok baharatı ucuza vermekten çekinmemişler. Hatta Avrupa krallarına, Portekiz ve İspanyol krallarına biat etmişler. Hristiyan olmuşlar. Zaten biat etmeyenleri maalesef zorla Avrupalılar sömürgeleştirmişler. Bunu görüyoruz. Bu baharatın yolculuğuna baktığımız zaman aslında çok öncelerden de Avrupalılar tarafından baharat biliniyordu. Fakat yetişmediği için Avrupa kıtasında bu yüzden çok değerliydi. Ve sadece mutfakta değil, yani sadece yemeklerde kullanılan bir ürün değildi baharat. Örneğin parfüm yapımında çok kullanılıyordu, koku üretmekte. Örneğin Katolik Kilisesi için çok önemliydi. Tütsülerde kullanılıyordu koku yayması amacıyla. Eczacılıkta Avrupalılar baharatın birçok çeşidinin tedavi edici özellikte olduğunu keşfetmişler ve eczacılıkta da bunları kullanmaya başlamışlardı. Gel zaman git zaman Avrupalılar bu son derece pahalıya gelen ürünü ilk elden ulaşma yolunda gittiler. Dediğim gibi Romalılar zamanında örneğin zafer kazanan askerler karabiberle ödüllendiriliyor. Düşünün, yani o derece hayatın içerisinde bir maden değeri görüyor karabiber. Özellikle karabiberi vurguluyorum çünkü diğerleri de çok önemli olmasına rağmen karabiberin ayrı bir yeri var. Çok uzun yüzyıllar boyunca bu baharat Hindistan ve diğer Güneydoğu Asya'dan iki farklı yolla gitti Avrupa'ya. Bu arada Hindistan'ın da aslında özgün adı baharattır. Yani B ve H harfleri arasındaki ilk A'yı olmadığını düşünün. Baharat diyorlar Hintliler kendi ülkelerine. Avrupalıların taktığı bir isim Hindistan. Biz de şu anda kullanıyoruz. Oradan, Hindistan'dan ve Güneydoğu Asya'dan üretilip çıkan baharat, birinci yol olarak İran Körfezi'nden Suriye limanlarına ve oradan Anadolu'ya, İstanbul yoluyla Avrupa'ya taşınıyor. İkinci yolda Süveyş kanalından Süveyş Limanı'na gidiyor. Oradan İskenderiye Limanı'na ve İskenderiye Limanı'nda da Akdeniz'de o sırada çok üstün bir güç olan, tekel oluşturmuş olan Venedik'in eline geçiyor. Venedik'te, Venedik Krallığı da Avrupa'ya bu ürünleri taşıyor. Dediğim gibi ondan fazla elden geçerek gidiyor. Venedik bu işin tek elini kurmuş durumda. Hatta Venedik saraylarının bizzat baharat ticaretinden elde edilen karlarla yapıldığını biliyoruz. O derece müthiş para kazandıran bir iş bu ve Venedik'in tek elinden de kurtarmak istiyor bunu Portekizliler. Aslında coğrafi keşiflerin başlangıcına baktığımız zaman Magellan kitabında, Stephen Zweig'ın da Magellan kitabından çok örnekler vereceğim bugün. Başlangıçta baharat vardı diyor Stephen Zweig kitabın başında. Hakikaten başlangıçta baharat vardı. Ve bu baharata ulaşmak amacıyla birçok insan okyanusa açıldı. Tabii gemicilik tekniğindeki ilerlemeleri de göz önüne alalım. Ve Baharat Adaları'na ulaşacağız derken Amerika keşfedildi. Antarktika kıyılarına kadar gidildi. Filipinlere ilk kez gidildi. Dünyanın yuvarlak olduğu görüldü. Yani baharat yolunda aslında dünyanın birçok keşfi bu yola çıkıldıktan sonra ulaşıldı. Bugün size aslında dünyanın en ilginç yolculuğunu ve dünya çevresine yapılan ilk yolculuğu anlatmak istiyorum. Magellan'dan bahsetmek istiyorum. Magellan dünyanın çevresini dolaşarak batıdan yola çıkıp sürekli batıya giderek tekrar aynı yere geleceğini düşünüp ve böylece dünyanın yuvarlak olduğunu ispatlayacağını düşünen
Portekizli bir denizci ve dünya tarihine geçmiş bir yolculuk yapıyor. Tabii biz günümüzde baktığımız zaman yolculuk yaptığımızda oldukça güvenli yolculuklar yapıyoruz. Yani hava yoluyla da yapsak, karayoluyla da yapsak nereye gideceğimiz belli. Varacağımız yere kaç mil kaldığı veya kaç kilometre kaldığı belli. Ama günümüzden 500 sene önce bir belirsizliğe yelken açıyor denizciler. Ve gerçekten çok zorlu koşullarda yolculuk yapıyorlar. Örneğin bu Magellan'ın yaptığı yolculuk 3 yıl sürüyor. 1519 ve 1522 yılları arasında. Ve bu yolculuk sırasında müthiş sıkıntıların, müthiş zorlukların olduğunu görüyoruz. Magellan çok kısa ömürlü aslında. 41 yıl yaşamış. Çünkü bu yolculuğu sırasında ölüyor. Aslında yolculuğu tamamlayamıyor. Örneğin biz tarih kitaplarında insanların genelde okuldan aklında kalan şudur biliyorsunuz. Dünyanın çevresine ilk kez dolaşan kimdir? Tık Magellan. Hayır. Çünkü Magellan bu yolculuğu tamamlayamadan ölmüştür. Hatta öylesine bu bilgi zihnimize kazınmış, yerleşmiş ki birkaç sene önce yanılmıyorsam Kenan Işık'ın yarışmasında, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bu soru çıkmıştı. Soruda diyordu ki 1519 ve 1522 yılları arasında süren dünya yolculuğuna, dünyanın yuvarlak olduğunu ispatlamak amacıyla dünya yolculuğuna çıkan. Fakat bu yolculuk sırasında Filipinler'de öldürülen ve yolculuğu tamamlayamayan dünyaca ünlü gezgin kimdir? Genç bir yarışmacı vardı. Takıldı. Çünkü onun okul bilgilerinden aklında Magellan'ın bu yolculuğu tamamladığı kalmış. Dünyanın çevresinde dolaşan kim? Magellan. Oysa Filipinler'de öldürülüyor. Birazdan bahsedeceğim. Yolculuğu tamamlayamıyor Magellan. Fakat yolculuğun fikir babası olduğu için ve yolculuk bir şekilde onun yardımcıları tarafından tamamlandığı için dünyanın yuvarlak olduğunu ispatlama unvanı da Magellan'a atfedilmiştir. Çok da haksız bir atıf değil bu açıkçası. Bu Magellan'ın bu yolculuğu müthiş maceralı bir yolculuk. Ondan size söz etmek istiyorum. Aslında Magellan'ın hayatında ve bu yolculuğunda Magellan'ı tarih sayfalarına yazdıran ve Magellan'a büyük katkıları olan birkaç kişi var. Örneğin İspanya Kralı Carlos. Bizim Şalken diye bildiğimiz Carlos. Böyle dizilerde Şalken, İmparator Şalken ismi geçiyor. Kutsal Roma Cermen İmparatoru olarak. İşte o kişi. Tabii henüz Kutsal Roma İmparatoru tacını giymeden önce İspanya Kralı Carlos olarak anılıyordu. Magellan aslında Portekizli olmasına rağmen bu yolculuğa İspanya bayrağı altında çıkmıştır. Çünkü Portekiz Kralı bunun bu projesini reddetmiş. Portekiz'i terk eden Magellan da İspanya Kralı'nın finansıyla, desteğiyle bu yolculuğa 5 tane gemiyle çıkmıştır. O anlamda eğer finanse etmeseydi, bu desteği, parasal desteği sağlamasaydı Carlos, bu yolculuk belki de hiç yapılamayacaktı. Çok önemli bir kişi bu anlamda, bu yolculukta. Diğer önemli bir kişi Del Cano. Yolculuğu tamamlayan kişi. İspanyol kendisi ve Magellan'ın tamamlayamadığı yolculuğu Filipinler'den Avrupa'ya kadar giderek tamamlıyor ve 5 gemiyle başlayan yolculuk tek bir gemiyle sonlandırılıyor. Ancak bir tane gemi geri dönebiliyor. O gemi de Victoria gemisi ve Victoria gemisinin kaptanı Del Cano. Aslında ilk Avrupalı kaptan dünyanın çevresini tam anlamıyla dolaşan Del Cano'dur. Fakat dediğimiz gibi bütün ünvanlar şeye atfedilmiştir, Magellan'a atfedilmiştir. Aslında ben size bir şey söyleyeyim. Dünyanın çevresini gerçek anlamda dünyanın çevresine tam bir tur atan ilk kişi Magellan'da değil, Del Cano'da değil. Magellan'ın ölümüne kadar yanında bulunan bir köle. Malezyalı bir köle. Adı Enrique. Şöyle ki Magellan bu dünya seyahatine İspanya'dan başlamadan önce Portekiz'in hizmetindeyken Hindistan'da bulunuyor. 5 yıl kadar Portekiz ordusunda görev alıyor ve buradaki savaşlarda Malezya, Malakka'dan bir köle satın alıyor. Enrique ve o köle Magellan'la birlikte Hint Okyanusu ve Afrika'nın güneyinden Avrupa'ya kadar Magellan'la birlikte geliyor.
Ve yolculuğa da Magellan'la birlikte çıkıyor. Magellan'a çok büyük bir faydası oluyor. Çünkü ilk Filipinler tarafına geldikleri zaman yerlilerle temas kurma anlamında tercümanlığını yapıyor Enrique. Ve Enrique aslında Filipinler ve Malezya adalarına gelindiğinde, yani orada kendi dilini konuşan insanlarla karşılaştığında aslında dünyanın çevresindeki ilk turunu tamamlamış oluyor Enrique. Yani baktığınız zaman ilk yarısını Magellan'la birlikte Avrupa'ya giderken geziyor. Dünya seyahatine çıktığı zaman da ana vatanı olan adalara geldiği zaman aslında ilk turunu tamamlamış oluyor. Enrique çok önemli bir kişi Magellan'ın hayatında. Ve ona hem tercümanlık yaparak hem de sırdaşlık yaparak bu yolculukta büyük fayda sağlamıştır. Diğer önemli bir kişi, bence belki de en önemlisi, Antonio Pigafetta. Antonio Pigafetta, İspanyol bir gezgin, paralı bir adam, zengin. Bu yolculuğa başlamadan önce ısrarla kapısını aşındırıyor Magellan'ın. Öğreniyor Magellan'ın sürekli batıya giderek aynı noktaya gelinebileceğini ve dünyanın yuvarlak olduğuna inandığını öğreniyor. Bizzat bu gezide yer almak istiyor. Önce reddediyor Magellan. Fakat ne yapıp edip parasını da vererek, üstelik bu beş gemiden Magellan'ın kaptanlığını yaptığı, Magellan'ın bulunduğu gemiye kapağı atıyor. Ve 3 yıl boyunca gördüğü her şeyi yazıyor bir gafette. Çünkü vaka aynı zamanda. Yani bir tarih yazıcısı. O anlamda Pigafetta'ya çok şey borçluyuz. Çünkü Pigafetta sayesinde yolculuğun bütün aşamalarını biliyoruz. Pigafetta gördüğü her şeyi yazdığı için bu filonun hangi yolculuklardan gittiğini, Magellan Boğazı'nı nasıl bulduğunu, Magellan Boğazı'ndan Atlas Okyanusu'ndan Pasifik Okyanusu'na nasıl geçiş yaptığını, Pasifik Okyanusu'na 100 gün boyunca tek bir kara parçası görmeden açlıkla savaşarak, mücadele ederek nasıl bir yolculuk yapıldığını, Filipinlere varıldığı zaman Magellan'ın nasıl öldürüldüğünü ve turun nasıl tamamlandığını aslında Pigafetta sayesinde öğreniyoruz. Yani Pigafetta olmasaydı biz bu gezinin ayrıntıları hakkında pek bir fikir sahibi olmayacaktık. Hatta Magellan'ın nerede öldürüldüğünü, nasıl öldürüldüğünü bile bilmeyecektik. O anlamda Pigafetta da çok önemli bir kişi bence. Yani hem İspanya kralı finanse ediyor, kölesi tercümanlık yapıyor, Delcano turu tamamlıyor son gemiyle. Pigafetta da her türlü gelişmeyi yazıyor. Pigafetta aslında ilk yolculuk başladığı zaman pek gözü tutmuyor Magellan'ın. Fakat sonra çok ısınıyor ve ondan bir kahraman olarak bahsediyor sürekli. Aynı zamanda tabii böyle bir yolculukta onu daha önce reddeden Portekiz Kralı'nın da etkisi olduğunu söylememiz lazım. Portekiz Kralı reddettiği için bu projeyi Magellan İspanya'ya gidiyor ve İspanya Kralı'ndan destek alıyor. Bu anlamda önemli. Yine yolculuktan önce birlikte çalıştığı arkadaşları hazırlık aşamasında onların da etkisini yadsıyamayız. Ve bunun dışında birçok yardımı olan insan da olmuştur. Ama bence bu 3-4 kişi olağanüstü derecede önemli. Baktığımız zaman Magellan'a, Magellan 1480 doğumlu, Portekizli, muhtemelen Porto doğumlu olduğunu biliyoruz. Hindistan'da askerlik yapıyor. 25 yaşındayken 7 yıl boyunca Portekiz bayrağı altında Hindistan'a gidiyor ve Hindistan'da askerlik yapıyor. Bu anlamda askeri anlamda da oldukça donanımlı olduğunu söyleyebiliriz. Orada çok ilginç şeyler yaşıyor. Savaşlara katılıyor ve işte Enrique'yi köle olarak edindiği Malezya ile yapılan, Malakka ile yapılan diyelim daha doğrusu savaşta bulunuyor. Hatta orada şöyle bir ilginç bir şey var. Bence bütün bu dünya seyahati ile ilgili en doğru işi yapan kişi o yolculukta tanıştığı kişi. Bu kişinin adı Serrao. Francisco Serrao. Ve bu Portekiz bayrağı altında Hindistan'da görev yaparken Magellan'ın tanıştığı bir kişi. Serrao şunu yapıyor. Yerlilerle tanıştıktan sonra Malakka'da orada kalmaya karar veriyor. Bakıyor ki disiplinden uzak, son derece gevşek insanlar. Hayatın tadını çıkarıyorlar. Kendi tabiriyle giysisiz ve dertsiz tasasız insanlar. Düşünüyor, ya diyor,
Ben niye bir sürü şeyin peşinde koşuyorum? Bir disiplini içerisinde sürekli bir maddiyatın peşinde koşuyorum. Burada hayat güzel, doğa güzel, maddiyat yok. Ben diyor burada kalmaya karar veriyorum. Ve orada kalıyor. Magellan döndükten sonra mektuplaşıyorlar sürekli. Bence aslında bu hikayedeki bütün insanların içerisinde en doğru belki de kararı vermiş kişi o. Bu mektuplaşmalarında Serrao şöyle diyor Magellan'a bir mektubunda. Ben burada Vasco da Gama'nın dünyasından daha zengin ve daha büyük olan yeni bir dünya buldum diyor. Ve onu oraya davet ediyor. Biraz Magellan'ın bu seyahat fikrinde de bu arkadaşının etkisi olsa gerek. O dönemde dediğim gibi aslında Venedik tekelinden sonra Portekiz bu işi ele alıyor. Bartolomé Dias Afrika'nın güneyine kadar gidiyor ve Ümit Burnu'nu keşfediyor. Hatta oraya önce Fırtınalar Burnu diyor. Sonra Ümit Burnu olarak adlandırılıyor. Afrika'nın o güneyinden, Ümit Burnu'ndan dolaşıp Hindistan'a varacak. Farklı bir yol. Böylece Bağrat yolu haricinde yeni bir yol keşfediliyor. Fakat mürettebat itiraz ettiği için Ümit Burnu'ndan geri dönüyor. Bartolomé Dias. Onun yarım bıraktığı yolculuğu Vasco da Gama tamamlıyor. Vasco da Gama Ümit Burnu'ndan geçerek Afrika'nın güneyine kadar gidip bütün Afrika kıtasını dolaşarak oradan Hint Okyanusu'na açılıyor ve Hindistan'a kadar ulaşıyor. Böylece Portekizliler Hindistan'ı ve Hindistan'ın güneyindeki adaları keşfetmiş, bu adalara yani tabiri caizse çullanmış oluyorlar. Ve böylece her giden gemi bir sürü baharatla geri dönmeye başlıyor ve Portekiz o dönemde 1,5 milyon nüfusu var. Portekiz inanılmaz derecede zenginleşiyor kısa sürede. İnanılmaz derecede zenginleşiyor. Ve öyle bir duruma geliyor ki İspanya biraz geride kalıyor. Portekiz ile İspanya komşu biliyorsunuz. Ve o dönemde Papa'nın büyük etkisi var Avrupa siyasetinde. Portekiz ile İspanya'yı da kardeş evlatları olarak görüyor açıkçası. Ve Portekiz ile İspanya ile siyasi anlamda böyle bir sürtüşme başlayınca, çünkü Portekiz'in bu kadar zengin olması İspanya'nın işine gelmiyor. Portekiz gidip ilk olarak o adaların bir kısmını ele geçirmiş, çullanmış. Bu sorunu çözmek için çok enteresan bir karar alıyor. Çok ilginç bir anlaşma imzalıyor Papa. Çağırıyor Portekiz temsilcisini ve İspanya temsilcisini. Ne yapıyor biliyor musunuz? Dünyayı, tabii o sırada Papa dünyanın yuvarlak olduğuna inanmıyor. Dünyanın düz olduğuna inanıyorlar biliyorsunuz. Dünyayı bildiğiniz bir bıçakla keser gibi ortadan ikiye ayırıyor. Diyor ki bunun diyor doğu tarafı diyor Portekiz'in, batı tarafı İspanya'nın diyor. Bildiğiniz Portekiz ile İspanya arasında dünyayı bölüştürüyor. Ve orada ulaşılacak yeni adalarında işte İspanya tarafındaysa İspanya'nın, Portekiz tarafındaysa Portekiz'in olduğunu söylüyor. Aslında Roma merkezli ortadan ayıracak fakat Portekiz o sırada güçlü olduğu için biraz böyle bugünkü Brezilya'ya kadar enlemi genişletiyor ve bugünkü Brezilya'nın diyor ki batısı İspanya'nın, doğusu Portekiz. Böyle bir durum oluşuyor. Dolayısıyla Portekiz bu anlamda eline büyük bir koz geçirmiş oluyor. İspanya'nın bundan geri kalmaması lazım. Ve bununla ilgili projelere açık. Magellan Hindistan'dan sonra Afrika'da da askerlik yaptıktan sonra hakkında bir iftiraya uğruyor ve askerlikten dönüyor. Portekiz kralı ile bir görüşmesi var. Henüz Portekiz'deyken, yani henüz İspanya'ya gitmemiş. Portekiz kralı ile bir görüşmesi var. Çok ilginç bir görüşme. Portekiz kralının karşısına çıkıyor. Tabi yaralanmış. Artık bir ayağı aksıyor. Ordu da yaralamayacak. Diyor ki Portekiz kralına, o sıralarda alınan bir emekli maaşı diye adlandırabileceğimiz bir maaş var. Onun arttırılmasını istiyor. Portekiz kralı reddediyor. İkinci bir ricam var diyor. Benim için başka bir görev var mı? Diyor Magellan. Portekiz kralı hayır diyor. Yani kesinlikle hizmetinde olmasını istemiyor Magellan'ın. O zaman Magellan diyor ki, peki diyor, başka bir yerde, başka bir görevde bulunabilir miyim? Buna izniniz var mı? Portekiz kralı ne halin varsa gör anlamına gelecek şeyler söylüyor. Aslında büyük bir tarihi hata yapmış oluyor Portekiz adına. Belki de o günden yaklaşık 20 sene önce aynı sarayda
başka bir Portekiz kralının yaptığı hatayı tekrarlıyor. Çünkü 20 yıl kadar önce orada oturan, o kraliyet sarayında oturan Portekiz kralı Kristof Kolomb'u da aynı şekilde reddetmişti. Kristof Kolomb da Cenovalıdır. Portekiz kralının desteğini alamayınca İspanya'ya gidiyor ve İspanya kralının desteğiyle Hint adalarına ulaşacağını söylüyor biliyorsunuz ve Amerika'nın keşfine kadar giden bir yol açılmış oluyor. Benzer hatayı bu Portekiz kralı da yapıyor. O halde yapacak bir şey yok diyor Magellan. Ve İspanya'ya gidiyor. İspanyol vatandaşına geçiyor. Ve kafasındaki proje için destek aramaya başlıyor. Kafasındaki proje şu. O sıralarda Güney Amerika'nın birçok yeri, Atlas Okyanusu tarafı keşfedilmiş ve özellikle Portekizler tarafından da istila edilmiş durumda. Ve o Güney Amerika kara parçasının, büyük karanın Antarktika'ya kadar gittiği düşünülüyor. Yani Atlas Okyanusu'ndan Pasifik Okyanusu'na, Büyük Okyanusu'na herhangi bir geçidin olmadığı ve oradan herhangi bir yere gidilemeyeceği düşünülüyor. O yüzden hep Afrika'nın güneyinden, Ümit Burnu'ndan dolaşılarak Hindistan'a gidiliyor. Şey ise, Magellan ise bir geçit olduğunu söylüyor. Güney Amerika'nın güneyinde bir geçit olduğunu ve o geçitten geçerek Büyük Okyanus'a çıkılabileceğini ve okyanusun sonunda da başka bir yoldan Hint adalarına gidileceğini ve henüz Portekizlerin ulaşmadığı Baharat adalarına ulaşabileceğini iddia ediyor. Ve bu geçidin nerede, nasıl olduğunu da bir sır olarak saklıyor. Söylemiyor kimseye. O da aslında geçmişte yapılmış Portekiz'in bir haritasından esinlenmiş bunu. Bunu inatla sarılıyor bu düşünceye. Çok emin konuşuyor. Bu geçidin kesinlikle olduğunu ve oradan gidilebileceğini düşünüyor. İspanya kralını da zaten bu şekilde ikna edecek. Hani doğu taraf Portekiz'in ya, oradan gidemiyor ya İspanyollar Papa'nın o enteresan anlaşması sonrası. Ben de diyor size öbür taraftan, batıdan götürürüm diyor. Hindistan'a ve Molük adalarına, Baharat adalarına. Aslında kafasındaki asıl proje nedir Magellan'ın? Dünyanın yuvarlak olduğunu ispatlayacak. Ve dünyanın en önemli gezisine bu şekilde çıkıyor daha sonra. Bir takım temaslarda bulunarak bir şekilde yolunu buluyor ve Magellan İspanyol kralının karşısına çıkıyor. Carlos. Çok genç bir kral. Henüz Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu tacını giymemiş. Dinliyor Magellan'ı ve kabul ediyor. Magellan'la bir anlaşma yapıyorlar. Bu anlaşmaya göre eğer bir sürü baharat getirirse, tabii İspanyol kralının amacı o, tonlarca baharat gelecek. Ki hemen onu da söyleyeyim, 5 gemi yola çıkıyor, bir gemi dönüyor dedim ya, o bir gemi tam 35 ton baharatla dönüyor. Değerli izleyiciler, 35 ton baharatla ve bütün 5 geminin filonun 3 yıl boyunca bütün maliyetini karşıladığı gibi üzerine de kar bırakıyor. Düşünün baharatın ne kadar değerli olduğunu Avrupa'da. Magellan'la yapılan anlaşmada da Magellan'a diyor ki %5 civarında bir kar bırakmayı kabul ediyor ve eğer 6'dan fazla ada bulursa onların da Magellan'ın kullanımına verileceği taahhüdünde bulunuyor. Aynı şekilde 2 yıl yetecek kumanya desteği yapacağını, teknik malzeme desteği yapacağını ayrıntılarıyla bir anlaşma yapıyorlar. Asıl amacına uzun mücadeleler sonunda Magellan ulaşıyor. Tabii bunu haber alan Portekiz kralı bir şekilde engellemeye çalışıyor ama başarılı olamıyor. Bir kere artık İspanya kralının hizmetine girmiş. Aslında bu anlamda Portekizliler, hatta günümüzde de birçok Portekizli ihanet ettiğini düşünürler Magellan'ın. Yani bir Portekizli olarak dünya seyahatini İspanyol bayrağı altında yapmasını hazmedemiyor Portekizler ve hain olarak damgalıyorlar Magellan'ı. Fakat görüldüğü gibi aslında öyle bir durum yok. Çünkü Portekiz kralıyla bir görüşmesi var. Çok açıkça soruyor Portekiz kralına ve Portekiz kralı bir kibir abidesi olarak onu reddediyor. Dolayısıyla Magellan'ın da burada yapacak bir şey yok açıkçası. Ve İspanyol vatandaşına geçerek projesini oraya sunuyor. Üstelik bu yolculuğu başlarken ve devamında da Portekizli olması nedeniyle İspanyolların da kuşkuyla baktığı bir kişi. Kolomba yaptıkları hatayı Portekizliler Magellan'a da yapıyorlar.
Yani şimdi bir Cenevalı olan fakat Portekiz kralına görüşen Kristof Kolomb bildiğiniz gibi Amerika'yı keşfeden kişi olarak dünya tarihine adını yazdırmış ve Barcelona'ya gittiğimde görmüştüm. Limanda, deniz kenarında kocaman devasa bir anıtını dikmişler Kolomb'un. Yani bu biraz da öngörüyle, biraz da riskle ilgili. Çünkü İspanya kralı aslında risk alıyor. Yani bir 5 gemilik bir filo, 265 mürettebat ve ne kadar süreceği de öngörülemeyen bir seyahat bu. Yani belki de geri dönemeyecekler. Nitekim 4 tanesi geri dönemiyor. Bir gemi dönüyor. Dolayısıyla aslında İspanya kralı risk almıştır. Bu 5 gemiden değerli izleyenler yalnızca bir tanesi geri dönüyor ve 265 kişiden yalnızca 18 tanesi geri dönebiliyor İspanya'ya, Sevilla limanına. Yani 3 yıl boyunca 4 gemi okyanusa karıştığı gibi, dönemediği gibi 265 kişiden de 18 kişi dışında maalesef dönemiyor. Hayatlarını kaybediyorlar. Yani böylesine bir de belirsiz bir durum. Çünkü önceden bilinen bir yoldan gidilmeyecek. Batıya gidilecek, Magellan'ın iddia ettiği, var dediği bir geçitten geçilecek ve okyanus aşılarak varılacak. İspanya kralı bu anlamda risk almıştır ve önemli bir pay sahibidir aslında bu seyahatte. Neyse, proje hazırlandıktan sonra 1519'un Eylül ayında, 20 Eylül'de sefere çıkıyorlar. Sevilla limanından, İspanya'dan ve güneye doğru iniyorlar. Yani amaçları Güney Amerika'dan, Güney Amerika'nın orada şeyin iddia ettiği, Magellan iddia ettiği geçitten geçecekler. Ve Magellan öylesine ketum bir adam ki hiçbir kaptanına bu sırrını açıklamıyor. Yani Pigafetta'da zaten Vakanüvist olan Pigafetta'da bilmiyor. Daha önce ön hazırlığını yaptığı, birlikte hazırlık yaptı fakat yolculuğa katılmayan arkadaşı biliyor sadece. Üstelik geçidin nerede olduğunu bildiğini sanıyor aslında Magellan. Onun öngördüğü yerde de çıkmıyor geçit. Ve hayal kırıklığı da yaşıyor. Fakat neyse ki daha sonra buluyorlar. Stephen Zweig Magellan isimli kitabında Magellan'ın karakterine değinirken şöyle diyor. Magellan hayatı boyunca kendini gizlemeyi bilmiştir. Dikkat çekmeyi, kendini sevdirmeyi beceremez. Ama ona bir görev verildiğinde, daha da önemlisi kendisi bir görev üstlendiğinde anlaşılması zor, içine kapanık bu insan zeka ve cesaretin parlak bilişimiyle harekete geçer. Fakat başarılarıyla övünmeyi, bunları kullanmayı bilmez. Sessizce ve sabırla arka plana çekilir yine. Susmayı bilir, beklemeyi bilir. Ve gemilerle birlikte seyahate başladığı zaman da son derece ketum, zaman zaman zalim olabilen, sert, kaptanlarına hiçbir şekilde danışmayan, mümkün olduğunca konuşmayan bir portreyle karşılaşıyoruz. Belki de Pigafetta'da yazarken özellikle başlangıçta itici gelmesinin sebebi oydu. Tabi bu yüzlerce mürettebat nereye gidileceğini de tam olarak rotayı bilmiyor. Magellan dışında bilen yok. Son derece titiz. Herkesin her öğünde ne yiyeceğine kadar ince ince hesaplıyor. O derece titiz bir adam. Brezilya kıyılarına geliyorlar ve fakat durmuyorlar Brezilya kıyılarında çünkü Portekiz egemenliğinde. Rio de Janeiro'dan geçiyorlar ve orada arıyorlar birkaç yerde geçiti ve bakıyor ki aslında öngördüğü yerde değil. Bu büyük bir hayal kırıklığı. Kış da yaklaşıyor. San Julian ismi olan San Julian adasında ara veriyorlar, mola veriyorlar. Ve burada San Julian adasında bir isyanla karşılaşıyor. Çünkü kaptanlarıyla bir şey paylaşmadığı için bir süre sonra huzursuzluklar baş gösteriyor ve San Julian'da bu gemilerden birinin kaptanı bir ayaklanma çıkartıyor ve bir gemiyi ele geçiriyor. Ve bir takım böyle kurnazlıkla atak bir girişimle Magellan bu ayaklanmayı bastırıyor. Ayaklanmayı çıkaran kaptanı da ölümle cezalandırıyor ve yoluna devam ediyor. Magellan boğazını buluyorlar.
yola çıktıktan yaklaşık olarak bir yıllı da 14 ay sonra, yani 1519 Eylül'ünde yola çıkıyorlar. 1520 yılının Eylül'ünde hala geçiti arıyorlar. O yüzden zaten huzursuzluk ve ayaklanma çıkıyor. 1520 yılının ancak Ekim ayının sonlarında Magellan Boğazı'nı buluyorlar. Yani 14 ay kadar sonra. Bu tabi onlara çok şeye mal oluyor çünkü yiyecekleri de azalmış durumda. Hatta Magellan Boğazı'nı bulduktan sonra bir takım mürettebat ve bazı kaptanlar Magellan Boğazı'nın bulunduğunu, buradan geri dönülmesi gerektiğini, çünkü diğer okyanusta kendilerini ne beklediğini bilmediklerini ve yiyeceklerin özellikle yetip yetmeyeceğini de bilmediklerini söylüyorlar. Fakat kesinlikle karşı çıkıyor Magellan. Bu yola çıktık, bu yolun sonuna kadar gideceğiz diyor. Magellan Boğazı'nı ki 600 kilometre kadar ve çok da zorluklarla dolu bir boğaz. Bu boğazı 3 gemiyle geçiyorlar. 5 gemi olduğunu söylemiştim. Bu 5 gemiden bir tanesi Magellan Boğazı'nı geçmeden önce kaçıyor. Kaptan bu yolculuğun sonunun olmadığını düşünüyor ve gizlice kaçarak Portekiz'e geri dönüyor. Bir gemi de bu ayaklanmadan hemen sonra San Julian yakınlarında bir kaza geçiriyor ve karaya çarpıyor. Dolayısıyla elde kaldı 3 gemi. Mürettebat belli, kumanya belli. Bu riski göze alıyor Magellan ve geçeceğiz diyor. Ve Magellan Boğazı'na ilk olarak Bütün Azizler Kanalı ismini veriyor. Çünkü Bütün Azizler Günü'ymüş 1 Kasım 1520 tarihinde geçiyorlar. Todos Los Santos ismini veriyor. Daha sonra Magellan ismi verilmiştir boğaza. Ve ondan sonra Pasifik Okyanusu'na geçiyorlar ki Pasifik adını veren de Magellan'dır. Pasifik, pasif, sakin, durağan anlamına geliyor. Ve Pasifik Okyanusu'nun adını da Magellan'a borçluyuz. Ondan sonra inanılmaz bir yolculuk başlıyor. Tam 100 gün boyunca, tam 100 gün boyunca her gün aynı şey yaşanıyor. Sabah kalkılıyor deniz gökyüzü, akşam yatılıyor deniz gökyüzü ve bir tane kara parçasına ulaşamadan 100 gün boyunca yol alıyorlar ve kendi tahminlerinden çok daha uzun bir yolculuk olduğunu fark ediyorlar. Kumanya bitiyor, açlıktan ölenler oluyor. Hatta gemilerdeki yelken direklerinin daha sağlam olması için direklere sarılan sığır derisinden yapılmış köseleği bile yiyorlar. Ve açlıktan ölenler oluyor. 100 gün sonra Filipinler yakınlarındaki Masawa Adası'na ulaştıkları zaman nasıl bayram ettiklerini herhalde tahmin edersiniz. Bu 3 gün, bu 3 gemi olarak. Tabi bu arada müthiş şekilde karşılanıyorlar. Çünkü Magellan'ın çok uzlaşmacı bir tavrı var. Yani zalimce yaklaşmıyor hiçbir zaman yerlilere. Daha böyle yumuşak yaklaşıyor. Daha böyle iletişimi kurarak yaklaşıyor. Ve gönüllerini kazanıyor. Oradaki ada krallarının, yerlilerin gönüllerini kazanıyor. Ve bolca da baharat alıyor tabii karşılığında. Ve Filipinler adalarında Massawa'dan sonra Cebu Adası'na gidiyorlar ve orada işte bu kadar temkinli, bu kadar her işi böyle ince ince hesaplayan Magellan büyük bir hata yapıyor ve bu hatası da hayatına mal oluyor. Filipinler'in kuzeyindeki adalardan biri olan Cebu Adası'nın kralının gönlünü almışken, o adada dinlenirken, Cebu Adası'nın kralının hemen karşıdaki küçük bir ada olan Mactan Adası'nın kralıyla var olan sürtüşmesine müdahil oluyor. Şimdi sonuçta ilkel yerli ya bunlar, işte alt tarafı mızraklarla savaşıyorlar. Cebu kralına gövde gösterisi yapacak Magellan. Ben diyor kendi adamlarımla diyor onu dize getirmesini bilirim. Gidiyor Mactan Adası'na, önce bir uyarıyor ada kralını. Kral hayır diyor, uzlaşmaya yanaşmıyor ve 200'e yakın adamı olmasına rağmen Magellan sadece 60 tane adamıyla Mactan Adası'na çıkarma yapıyor ve daha karaya çıkamadan ada yerlilerinin zehirli mızraklarıyla yaralanıyor. Önce ayağından sonra yüzüne gelen mızraklarla orada hayatını kaybediyor. Biz onun nereye gömüldüğünü bile bilmiyoruz. Çünkü mürettebatından arkadaşları Mactan Adası kralından cesedini istiyorlar Magellan'ın. Hatta satın almayı teklif ediyorlar. Fakat kral kabul etmiyor. Dolayısıyla cesedinin ne olduğu, nereye gömüldüğü bilinmiyor. Filipinlerin adasında ölerek maalesef yolculuğu yarım kalıyor Magellan'ın. Fakat yolculuğu yarım kalmasına rağmen artık
hedefindeki projenin gerçek olduğunu öğrenerek ölüyor. Çünkü Filipinlerin adalarında Enrique, kölesi Enrique, yerlilerle aynı dili konuştuğu kişilerle karşılaşıyor ve evet diyor. Eğer Enrique'nin diliyle konuşuyorsa bu insanlar, demek ki benim kafamdaki şey gerçek, bu proje gerçek, dünya yuvarlaktır. Bunu gönül rahatlığıyla öğrendikten sonra hayatını kaybediyor. Onu da söyleyelim. Sonra ne oluyor? Bu üç gemi yolculuğuna devam ediyor. Bunlardan bir tanesini yük olacağı gerekçesiyle kendilerine batırıyorlar. Ve diğer gemide yola çıkamayacak derecede olduğu için onu Malezya yakınlarındaki bir adada bırakıyorlar. Ve tek gemi Victoria gemisi olarak Delcano önderliğinde yolculuk, geri dönüş yolculuğu başlıyor. O yolculuk da çok sıkıntılı gerçekten. Çünkü yaklaşık 35 ton baharat var. Ve birçok tehlikeler atlatıyorlar. İşte Hint Okyanusu'ndan geçip Ümit Burnu'ndan Afrika'nın yanından Sevilla Limanı'na varıyorlar. Fakat bu yolculukta uzun ve maceralı geçiyor. Çok fazla ölenler oluyor. Açlıktan ölenler oluyor. Hatta yani çok ironik bir durum ama bu gemide 20 tane denizci dönüş yolculuğunda açlıktan ve skorbut hastalığından hayatını kaybediyor. Skorbut hastalığı C vitamini eksikliğinin yol açtığı bir hastalık. Ve duruma bakar mısınız ki gemide bugün biz C vitamini içerdiğini bildiğimiz tonlarca karanfil var. Ve bunların içerisinde bu kadar tonlarca C vitamininin içerisinde C vitamini eksikliğinden hayatını kaybedenler oluyor. Sonuçta 1522'nin Eylül ayında Sevilla Limanı'na vardığı zaman Victoria gemisi müthiş bir coşkuyla karşılanıyor ve aslında artık umutları da tükenmişti bekleyenlerin. Dediğim gibi o tonlarca baharat hem bütün masrafı karşılıyor, üzerine kâr da bırakıyor ve biz de dünyanın ilk kez 69 bin kilometre kadar yol alıyorlar ve ilk kez bu yolculuğun nasıl olduğunu Pigafetta sayesinde ve Stefan Zweig gibi çok önemli yazarlar sayesinde günümüze kadar gelen bu bilgiler ışığında öğrenmiş oluyoruz. Dünyanın en ilginç yolculuğu ve dünyanın çevresinde dolaşılan ilk yolculuk çok da enteresan, maceralı bir yolculuk. Dediğim gibi 5 tane gemi, tek bir gemiyle 18 kişiyle dönüyor. Belki Pigafetta olmasa bunları öğrenemeyeceğiz. Belki Delcano olmasa yolculuk tamamlanamayacak. Belki de köle Enrique olmasa oradaki dilde, tercümanlıkta sıkıntılar yaşanacak, nereye gittiklerini bilmemiş olacaklardı. Bu gezide tabii biz Pigafetta sayesinde şunları da öğreniyoruz. Yeni hayvan ve bitki türleri de öğrenilmiş oluyor. Örneğin lama bu gezide ilk kez görülüyor ve lama hörgütsüz develer olarak adlandırılıyor. Penguenle karşılaşıyorlar güneye indikleri için. Tüyleri yolunmayan fakat derisi yüzülen siyah kazlar olarak tanımlanmış. Pasifik adının Magellan tarafından verildiğini söyledim. Boğaz'ın aynı şekilde Magellan tarafından değil ama onun adını alındığını söyledim. Patagonya diye bildiğimiz ülke yine Güney Amerika yakınlarında bizzat Magellan tarafından bu isim verilmiştir. Çünkü orada koca ayaklı insanlar görüyorlar ve Patagoa koca ayak anlamında, koca ayakların yaşadığı yer anlamında Patagonya ismini veriyorlar örneğin. Aynı şekilde sadece Güney Yarımküre'den çıplak gözle görülebilen bizim Samanyolu galaksisine yörüngesinde bulunan Cüce Gökadalar ilk kez Avrupalılar tarafından görülüyor, Pigafetta tarafından. Magellan Bulutları ismi veriliyor bunlara. Bu tip böyle yeniliklerin bu gezide öğrenildiğini görüyoruz. Aynı şekilde uluslararası saat sisteminin yani dünyanın her yerinde her zaman saatin aynı olmadığını da burada öğreniyoruz. Çünkü Pigafetta günü gününe yazıyor. Pazartesi, salı, çarşamba. Bir adaya gidiyorlar. Günü soruyor. Perşembe diyorlar. Bakıyor notlarına. Hayır, çarşamba. Ve o zaman anlıyorlar ki aslında zaman dünyanın her yerinde aynı değil. Uluslararası saat sisteminin de aslında başlangıcı bu geziden çıkmıştır. Gördüğünüz gibi karabiber nelere kadir olmuş. Bir karabiber uğruna, baharat uğruna, ticari çıkar uğruna yapılan yolculuklar gezginlerin, Magellan gibi insanların sayesinde dünya tarihini değiştirmiştir. Bu anlamda da oldukça ilgi çekici bir yolculuk, Magellan'ın yolculuğu.
birçok şey öğreniyoruz Magellan ismi altında yapılan yolculuklara baktığımız zaman. Diğer gezginler gibi elbette. O yüzden karabiber deyip geçmeyelim. Yemeklerimizde kullanırken aslında karabiber yüzünden neler çektiğini insanoğlunun onu da aklımızın bir kenarında tutalım diyorum. Sohbetimin sonunda tabii ki Magellan kitabını önereceğim size, Steven Zweig'ın, daha ayrıntılı bilgi almak isteyenler için. Bir de iki kitap önereceğim. Bir tanesi koleksiyoncu John Fowles, İngiliz yazar. Çok iyi bir yazardır İngiliz edebiyatının, çok önde gelen yazarlarından biri. Bu koleksiyoncu kitabı psikolojik gerilimden hoşlananların hoşuna gidecek bir kitap. Bir kelebek koleksiyoncusu var. Aşık oluyor bir kıza ve onu kaçırıyor, bir zindana kapatıyor, resim öğrencisi bir kızı. Onların aralarındaki psikolojik gerilimi anlatıyor. Aynı zamanda ben en iyi kitap nedir diye sorulduğu zaman şöyle yanıt veririm. Bence en iyi kitap sizi başka bir kitaba götüren kitaptır. Ve ben bu kitabı okuduğum zaman beni başka kitaplara götürdü. O anlamda hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Bir de yine tabii tarihten, yakın tarihten bir kitap öneriyorum. Mustafa Kemal'le Bin Gün, Nezihe Aras. Latife Hanım'la ilgili ve Atatürk'ün evliliğiyle ilgili çok kitap var. Yani kitapçılara gittiğiniz zaman raflarda çok fazla kitap görürsünüz. Ben en güvenilir kaynaklardan biri olarak bunu görüyorum. Atatürk'ün evliliğini yaklaşık olarak 1.000 gün süren, 3 yıl kadar süren evliliğini, Latife Hanım'ı daha yakından tanımak istiyorsanız bence son derece titizlikle hazırlanmış bir kitap. Nezihe Araz'ın Mustafa Kemal'le 1.000 gün kitabını size öneriyorum. Bir dahaki sohbetimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.